Merhabalar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çorbalarınızda, soslarınızda lezzet katacak bir tarifle geldim. Bol sebzeli baharat pastası. Müthiş lezzet veriyor arkadaşlar. Bomba gibi bir tarif. Kesinlikle tavsiye ederim. İnanılmaz faydalı. Gördüğünüz gibi tüm bu sebzelerden yapacağız bu baharatımızı. Evet, gerekli olan malzemelerimiz: bir tane soğan, yaklaşık 100 gram yarım pırasa, küçük bir demet maydanoz, 3-4 tane havuç, 250 gram kereviz. Kerevizi isterseniz yeşil olanı saplarında kullanabilirsiniz, dilerseniz kök kısmını kullanabilirsiniz. Tercih size kalmıştır. Bir tane domates, yaklaşık 5-6 tane mantar, 2-3 diş sarımsak, baharat olarak arkadaşlar Almanca ismi Lipstöcken, yani selam otu oluyor. Kurutulmuş selam otu kullanmalısınız. Yarım tatlı kaşığı kadar muskat ceviz baharatı, yarım tatlı kaşığı tane karabiber, bir tatlı kaşığı şeker, yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı, 3-4 tane defne yaprağı kurutulmuş halde ve 150 gram iri çekilmiş, iri halde olan tuz. Evet, sebze baharatımızın yapılışı arkadaşlar: soğanı, havucu, pırasayı, tüm sebzeleri mikserime aldım ve püre haline getirdim. Sizler normal mikserde de bu işlemi yapabilirsiniz. Ben Thermomix ile yaptım. Önce iri olan sebzeleri püre haline getirdikten sonra daha sonra yeşillikleri ilave edip aynı şekilde mikserden geçiriyorum. Maydanozu, kerevizin yeşil yapraklarını, domates, mantar, sarımsak ve baharatları da ekleyip tekrardan güzelce püre haline getiriyorum. Evet, Lipstöckel bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Kurutulmuş Lipstöckel, yani selam otu baharatı. 3 tatlı kaşığı bu baharattan ilave ediyoruz. Muskat baharatı, tane karabiber, tuzu, zeytinyağını ilave ettikten sonra tekrardan püre haline getireceğiz. Evet, bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekrar kısa bir süre püre haline getireceğiz. İnanılmaz bir sebze bomba baharatı oluyor. Gerçekten çok faydalı. Dışarıdan almanıza hiç gerek yok. Evinizde bulunan sebzelerle farklı lezzetlerde baharatlar hazırlayabilirsiniz. Evet, bu şekilde püre halinde görünüyor. Şimdi yağını ve tuzunu ilave ettikten sonra 30 dakika pişirmeye bırakacağım. Daha sonra kavanozlara dolduracağım. Vakumlatıp uzunca bir süre
saklayacağım. Kullanacağımda da sizlere zaman zaman göstereceğim tariflerimi. Çorbalarda kullanacağım. Sos yapımında kullanacağım. Birçok yemekte kullanacağım arkadaşlar. Baharat niyetine, sebze niyetine bu bomba baharatımızı kullanacağız. Eğer sizin bu şekilde büyük mikser kabınız yoksa parça parça da püre haline getirip hepsini birlikte karıştırabilirsiniz. Evet. Şimdi 30 dakika pişirmeye bırakacağım. 30 dakika piştikten sonra sıcak sıcak kavanozlara dolduracağım. Temiz kavanozlara. Kapakları yeni olmuş olan kavanozlara doldurduktan sonra vakumlatacağım. Kendi sıcağında vakumlanacak zaten kavanozlarımız. Dilerseniz buzdolabına kaldırabilirsiniz. Dilerseniz karanlık serin erzak dolabınıza kaldırabilirsiniz. Kullanacağınızda 1-2 tatlı kaşığı kadar kullanmanız yeterli olacaktır. Bir kaşıkla inanılmaz lezzetler yaratacaksınız. Gerçekten yemekleriniz, çorbalarınız, soslarınız apayrı bir lezzette olacaktır. Pişirme işlemini arkadaşlar siz normal tencerede yapabilirsiniz. Orta ateşte yaklaşık 25-30 dakika pişirmeniz yeterli olacaktır. Evet, gördüğünüz gibi böyle küçük kavanozlara koydum ben. Kullandığımız kavanozdan daha sonra buzdolabında saklayalım. 6 ay 1 yıl boyunca kullanabilirsiniz. Emin olun 6 ay bile sürmeyecektir. Çok kısa bir sürede bu soslar bitecektir ve tekrar yenisini yapmak için mutfağa gireceksiniz. Çünkü inanılmaz lezzet veriyor yemeklerimize. Evet, şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz paylaşımlarımın devamı için kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım lütfen. Paylaştığım videolarım sizlere bildirim olarak gelsin. Farklı lezzetlerde, farklı tariflerde tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.